Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Umarım gününüz iyi başlamıştır, iyi gidiyordur. Her şey gönlünüzce olsun her şeyden önce. Sağlıklı, sıhhatli olun. Bir de sevdiklerinize, hayatınıza yetişeceğiniz anlarınız olsun. Bugün de niyetimiz bu olsun. Tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Açeli ile Gülümse Hayata ekibi olarak bugün yine bence çok faydalı, çok lezzetli, görseli çok güzel bir program hazırladık size. Umarım beğenirsiniz. Bugün ilk konuğum efendim Esra Yılmaz. Makaron yapacak. Makaron artık son herhalde 10-15 yıldır ülkemizde de çok popüler oldu, çok beğeniliyor. Hatta bazen çikolata ile yarışıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir yere gittiğimizde işte güzel bir ikram yapmak istediğimizde makaron götürür olduk. Bugün çok güzel makaronlar yapacağız, süsleyeceğiz. Göreceksiniz çok da lezzetli ve keyifli olacak. Daha sonra ben kendisini çok severim efendim. Kozmetolog Pervin Bulgak. Bulgak bizle birlikte olacak. Pervin bugün göz çevresi, bakım, saç, güçlendirici maske, yüzdeki lekeler için harika formüller verecek ve maskeler verecek. Pervin'in zaten biliyorsunuz genel olarak da üslubu, tavrı, tarzı doğaldan, doğadan, güzel olan ne varsa bize sunmak. Bugün hiçbir yere ayrılmayın. Güzelleşeceğiz efendim. Daha sonra Nazan Poyraz bizle birlikte olacak. Bez bebek yapacağız. Bez bebekleri görmeniz lazım. Küçük küçük gözleri böyle masmavi. Biraz farklı bir bez bebek yapımı olacak bu. O yüzden ayrılmayın. Bez bebeklerin de biliyorsunuz artık çeşitleri var. Bu böyle örgü var, dikiş var, boya var. Ne ararsanız var efendim. Yani kendinizin gönlünden geçen her şeyi bu bez bebeklerde göreceksiniz. Sadece standart olan, birbirinden ayrılmayan bir yeri var. Onu da yayında göstereceğim. Lütfen bir yere ayrılmayın. Günün eşlikine gelince saç ve cilt bakımı. Siz ne yaparsınız saçınız ve cildiniz için? Neler uyguluyorsunuz? Yumurta akımı uyguluyorsunuz. Yumurta mı? Zeytinyağı mı? İşte badem yağı mı? Hatta biliyor musunuz son zamanlarda duyuyorum ilikler yapılıyormuş. Kemik iliklerinden saçlara bakımlar yapılıyormuş. Lütfen yazın bize. Sizin formüllerinizi biz de değerlendirelim. Ne dersiniz? Hayat paylaşınca güzel diyorum. Nereden yazacaksınız? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelia Akkoyun hesabından, Twitter'da Acelia Altire Akkoyun ve tv360.com.tr'den bekliyorum efendim. Ben makaronlara gitmek istiyorum. Göreceksiniz o makaronlara. Bayılacaksınız, bir de tadacaksınız. Hoş geldin Esra'cığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Ya bir daha bir... Nasılsın Esra? İyiyim, nereden geldin? İstanbul Bahçelievler'den katıldım. Öncelikle buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Evet, bayağı geçti yeni yılımız ama ayın sonuna geliyoruz. Yine de her gelen konuğumuz kutluyor. Neler yapıyorsun sevgili Esra? Makaron yapacağız. Can alıcı renkleriyle, işte açıcı görünümleriyle, şirin görünümleriyle herkesin böyle hediye olarak artık son zamanlarda sizin de dediğiniz gibi çok tercih edilir oldu. İşte yapacağız. Evet, vallahi Şubat'ı böyle karşılayabiliriz. Bugün 15 Ocak, Şubat'ı karşılayacağız. Hemen makaronlarımıza başlayalım. Evet, hemen geçelim. Neye ihtiyacımız var bizim? Bildiğim kadarıyla makaron biliyorsunuz çok da hassas yapımı. Böyle yumurtanın akı, çikolatası, kreması. Burada görüyorum azar azar malzemeler var. Bize evet. Esra anlatsın. Öncelikle yumurtamızın odasında olması gerekiyor. Çünkü makaron dediğiniz gibi gerçekten çok hassas. Çok hassas tutturulması. Badem tozumuz ve pudra şekeri karışımımız var. Bununla robottan geçirdik yayın öncesinde. Şimdi şerbetimiz var. Biz İtalyan usulü makaron yapacağız. Şerbetimizi yapacağız. Şerbetli makaron yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Şerbetimizi koyacağız. Şekerimizi. Yanına da azıcık su mu? 4 kaşık kadar suyumuz var. 4 yemek kaşığı kadar suyumuzu, şekerimizi ilave ettik. Sanırım onu biraz hafif karamelize mi yapacaksın? Aynen. Öyle olacak değil mi şerbeti? Evet. Çok şey olmuyor, sulu değil. Kesinlikle çok sulu olmayacak. Yani çünkü güzel. Şeker oranımız biraz yüksek. Böyle tam şey gelebilir herkese. Şimdi pudra şekeri var ve şeker var. Evet. Çok tatlı gelebilir. Hani şekeri azaltalım da biraz hani daha güzel olsun diye sakın düşünmesinler. Bu sefer kıvamı kesinlikle kayboluyor. Sen o zaman gel buraya ver onu bana. Şöyle. Kaşığı alalım. Çikolata derecemiz var. Evet. Bunu kullanacağız şerbetimizde. 110 dereceye gelecek bu. Bakayım. Şöyle sizden. Tutayım 110'da evet. Kapatıyorum. 110'da hayır kapatmıyoruz. 110'da gelince biz iki tane yumurta akımız vardı. Tamam. Bir tanesini buraya koyuyoruz. Çırpma kabımıza koyuyoruz. Evet. Onu çırpacağız. Tamam.
Sonra Esra'cığım çırp çırp sen bu arada gelin. Yok 110 derece. Birlikte mi çırpacaksın? Evet. Aa bakar mısınız? Burada biraz ses çıkabilir. Daha i̇şte 110 derece. Bu sütler için aldığımız dereceyle de anlaşılır aynen. Değil mi canım? Evet. Aynı peki derece. O makaronların kalıpları mı var? Hayır kalıpları yok. Sıkma torbasıyla sadece sirpatımızda küçük yuvarlak şekilleriniz var. Ay ne güzel ya. Için oraya sıkıyoruz. Bakın 110 dereceye geliyor. Şekerle 4 yemek kaşığı suyu yaptık. Kaç ne kadar şeker var içinde? 1 su bardağı. 1 su bardağı şekere 4 yemek kaşığı suyu ilave ettik. Şimdi bakın burada şimdi daha derecesi olacak. 80 oldu. Kaçta dedin? 110. 110'da olacak. Evet. Sonra onunla birlikte 2 yumurta akını şu an 90'da az kaldı. Çok az kaldı. Bakın ya görüyor musunuz? Evet, ya adamlar bunu özel değil mi? Hesaplamış. Esra ne diyorsun? İlk önce bu Fransız'da çıkmış makaron. Daha sonra da İngiliz şefimiz Ladurre. Bunu son şeklini veren Ladurre şefimiz. Daha önceden bunlar şey olarak yeniliyormuş. Kaç beze dedim? Tarzında. 102. 110. Beze tarzı yeniliyormuş ama içindeki arasındaki o krema, lezzeti veren o arasındaki krema. Çikolata. Çeşitlendirmek tamamen size kalmış. Şu an 105'te 5 kaldı bitmek üzere. Evet. 106'da hazırlayalım yavaş yavaş. Evet. Bunu 107. Yüksek derecede çırpıyoruz ki hemen yumurta akımız köpük köpük olsun. 108,5. 19. 109,5. 110. 118 mi? Evet. 110'a gelince merengimizi karıştırmaya başlıyoruz. Ha, 110'da başlıyoruz. 118'de evet. Koyuyoruz. 118 geldiği zaman merengimiz de olmuş oluyor. Mereng. Mereng nedir? Mereng dediğimiz yumurta atımızın çırpılmış hali. Ha. Daha var. Daha var. Böyle köpük köpük olmaya başladı. Bakın. Evet. Ben onu çok seviyorum. Sonra da şöyle yapıyorum ya bazen. Dökülmüyor. Çok hoşuma gidiyor. Aynen şu anda o kıvamlı oldu. 115. Çok az kaldı. Kaynaşıyorlar. Gelecekler. Evet. 117. 116,5. 117. Ve son bir derece. Evet 118. Geldik. Geldik. Döküyor muyuz içine? Biraz alayım ben. Aman şimdi. Dikkat et sen. Çok çok şeker. Çok aman ben çok korkarım bu kadar. Değil mi? Çok yavaş ip gibi. Şöyle yumurta akımızda beyaz tamam. Oldu siz zaten görüyorsunuz. Evet dök bakalım dök dök dök. Esra'cığım dök dök dök. Çok dikkat et eline evet. Eline. Yok bizi alıştık artık biz. Değil mi? Evet. Bakar mısınız ne yaptık şimdi 4 yemek kaşığı şeker suyla 1 su bardağı suyu Esra'cığım bize birleştirdi değil mi canım? Aynen. Şimdi onu 118 dereceye kadar kaynattık yumurta akıyla merenk şekilde birleştiriyor canım. Bak şimdi yavaş şimdi bunu pişirecek misin sonra? Şimdi bunu badem unumuzla pudra şekeri karışımımız vardı ona yedireceğiz. Badem unu biraz daha yüksek konuş. Esra. Badem unu ve pudra şekeri karışımına yedireceğiz. Çoluk çocuk var mı Esra? Evet iki tane var. Ne var? 5 yaşında oğlum var 10 yaşında kızım var. 5 yaşında onlar bayılıyor buna değil mi? Evet ama hala da bıktıramadı onları. O kadar seviyorlar. Çok seviyorlar. Oğlum ele geliyor. Anne bir tane verir misin? Ha, yerim her benim. Yaptığımda. Haklı. Ben de olsa anne bir tane verir misin diye. Çocuklar. Renkleri nasıl yapıyorsun? Renklerini gıda boyası kullanıyoruz. Aferin. Kaç yıldır yapıyorsun bunu? Ben 2 yıldır bu işi yapıyorum. Hastanelere de yapıyorsundur. Evet. Karşılıyor. Aferin. Aynen. Şimdi burada ne yapıyorsun? Diğer yumurta akımız vardı. Bunu evet. Da toz olan karışımımıza yedireceğiz. Yedireceğiz. Getir bakalım. Al sana spatulanı. Ver canım onu. O öbür tarafta da badem unuyla evet. Ve pudra şekeriyle karıştırdığımız evet. Karışımımızın içine yumurta akımızın diğerini koyduk. Aynen. Karıştırıyoruz. Burada yumurta akıyla
o karamelize yaptığımız şekerimizi karıştırıyoruz. Burada da badem unuyla yumurta akını karıştırıyoruz. Ne zaman buluşturacağız onları? Soğuyacak, bunu soğumasını bekleyeceğiz. Soğumasını bekleyeceksin. Çok sıcak. Sıcak yani değil mi? Bunları evet biraz soğutacağız onu. Sonra kremayı ne zaman koyuyorsun? Kremayı koymayacak piştikten sonra. Ara kreması işte, olacak o. Tamam. Şu anda kabuğunu hazırlıyoruz. Kabuğunu hazırlıyoruz. Yani bakın şurasını hazırlıyoruz değil mi? Evet. İrem böyle bir kafanı böyle haklı olarak çok güzel çünkü. Bayılacaksınız. Çok güzel. Hemen koyuyoruz. Şimdi burası oluyor. Karıştırıyoruz. Gel için hazırlamayı da gösterelim tamam, seyircilerimize. Kremayı da hazırlayalım. O arada çünkü krema da soğuyacak. Geç bu tarafa Esra'cığım. Burada badem. Aslında şey bu. Marzipan gibi bir şey. Değil mi baktığında? Marzipan da bademdir ya. Evet, yemesi çok zevkli. Ben de badem ezmesi bayılanlarındanım. Konuşamadım. Bayılırım badem ezmesine. Demek ki badem her şeye yakışıyor ya. Değil mi? Sen ne istedin canım? Bir spatula hemen yanında solda bak orada duruyor. Evet. Bu soğuyacak değil mi? Oldu mu evet. bu arada? Biraz daha. Biraz daha olması kremamızı gerekiyor. Kremamız ısınana kadar olacak. Kremamızın içine ne koyuyorsun? Kremamızın içine çikolatamız var. Çikolata koyuyoruz. Kremayı ısıtıyoruz. İçerisinde çikolatamız ve şöyle bir kaşık kadar tereyağımız var. Tamam olmuştur evet. bu şimdi. Yavaş yavaş çünkü duyamıyoruz. Evet, tamam. Kapadık. Evet. Şimdi çikolatamızı evet, şimdi koyuyoruz. Çikolatamızı koyalım. Bayağı ses varmış. Şimdi rahatladım. Evet çalıştırırken böyle komşuları rahatsız ediyoruz. Artık alıştılar bana. Değil mi? Alıştılar maalesef. Bir de... Ev devamlı evde evet, yapıyor musun günde bir 100 tane falan? Yapıyorsundur. O kadar şu aşamaya daha gelmedik. Evet, ama çok artık talep edilmeye başladı değil mi? Evet. Çok şık ama. Özellikle böyle böyle ufak şeylerin içinde, şık kutuların kutularda. İçinde. Ben sunum olarak da çok şık buluyorum, renkli buluyorum. Kahvenin çok, yanına evet. çok yakışıyor. Hafif, çok ağır değil. Aynen. Bilmiyorum ben de çok makaronu seviyorum yani. Hediye olarak da çok şık evet. geliyor. Sadece çikolatamızı koyduktan sonra tereyağımızı koyuyoruz. Peki bir şey sorabilir miyim? Merakımdan Tabii. soruyorum. Bu şeye ne kadardır bayatlama süresi makaronun? Makaron bir hafta artı da bekleyebilir. 3 ay kadar da eksi de durabilir. 3 ay? Evet 3 ay kadar eksi yani, de. Yani derin dondurucuya koyabilir miyiz? Çünkü tarzı bir şey. Evet derin dondurucuda muhafaza Aa, edilebilir. Aa bu çok güzel. Çünkü şekerleme olduğu için içerisinde un yok ve süt yok. Doğru. Aynen. Mantıklı. Olmadığı için şekerleme olduğu için yani 3 ay kadar eksi Vallahi de çok mantıklı. Edebiliriz. Çok da güzel oluyor. Kesinlikle. Şöyle çikolata kremamız oldu. Peki bu çikolatalı harcımız. İstersek evet. daha da sade yapabiliriz değil mi? Tabii ki bunu beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. İçerisine frambuaz koyulabilir. İçerisine limon kabuğu Ay, koyulabilir. Çeşitlendirme tamamen karşı tarafa kalmış. Şu an buranın kokusuna sevgili seyirciler çikolata. İnanamayacaksınız. Çikolata, badem çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi, merengimiz. Merengimiz hazır bakın. Bir düşmüyor. Düşmüyor merengimiz. Şimdi ne yapacağız? Bununla bunu mu karıştıracağız? Hemen şöyle içini gösterelim. Evet. Sevgili Tolga'cığım çekebilirse eğer. Tolga bak. Nasıl? Çok güzel değil mi? Gramaj çok önemli olduğu için şöyle ben hepsini almak zorundayım. Dökülmüyor gördüğünüz gibi. Böyle durabiliyor. Şimdi... Evet. Şimdi bunu yedirelim. Bayağı bakar mısın? Evet. Bildiğin. Aa bu işte sen üstündeki kıtır kıtırı bu yapıyor ben söyleyeyim size. Kıtır kıtır alıyor üstü. Makaronda gramajlarımız çok önemli. Ölçülerimiz. Şöyle sıyıralım. Hadi bakalım. Kıvamı çok koyu da olmamalı. Çok akışkan da olursa şekli bozulur. Yani kıvamını göstereceğim şimdi olunca.
Bayağı güzel oldu makaronların dışı. Evet. Ne kadar fırında pişecek? 15 dakika. Değil mi? Fazla uzun değil. 125 derecede. Öyle çok uzun da değil. Çok uzun değil ama bir 20 dakika öncesinde bekleme süresi olmalı. Nasıl? Tepside 20 dakika bekletme süremiz var. Havası makarını çıksın değil mi içindeki kabarcıkları? Biraz üstü kabuk tutsun. Yani o eteklenme dediğimiz şu kısım oluşsun diye. Eteklenme mi deniyormuş ona? Eteklenme deniliyor. Şöyle gıda boyamız var bizim. Şöyle. Ama gıda boyası olmayan evde vişne reçeli varsa onu da koyabilir onu mi? Onu da koyabilir. Dilerse sade de yapabilirler. Mor oldu. Evet. Pekmez olur mu soruyorlar. Pekmez de olur. Tamamdır. Pekmez güzel olabilirmiş ya Serap. İyi söyledin. Pekmez güzel olurmuş hatta. Bak böyle değil mi? Bazen de hareli bırakıyorlar. Tamamen aynı renk yapmıyorlar. O da çok güzel oluyor. Sizin şurada evet, yaptığınız şunda, gibi. Evet, aynen öyle. Dediğim gibi gıda boyası katmadan direkt öyle de sıkabilirler beyaz beyaz. Biz böyle yeterli diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel rengi olmuş. Rengi çok tatlı oldu. Çok güzel olmuş. Pişecek bunlar. Çok güzel olmuş. Size de sıktıracağım evet, şimdi. Ben de sıkarım vallahi bayıla bayıla. Getireyim torbayı ben sana canım. Şu değil mi torbamız? Evet torbamız o. Şöyle kıvamını görüyorsun. Gördüm. Gel koyalım bakalım. Gel bakalım. Saniye. Bak bak kıvama bak. Renge bak evet. Renge. Bereketin mor. Rengi mor. Gel bakalım. Şimdi. Koy bakalım içine şimdi. Ben sıyırırım tekli. Tekeyle. En güzeli. Al. Her gün yapa yapa diyorsun artık. neye sıkacaksın? Şunların şimdi çıkalını. Evet tepsimiz vardı. Tepsimiz gitti. Aa bunlar nasıl böyle duruyor? Onlar işte ölçüsü bunu mü? Pasta malzemesi satılan yerlerde bulabilirler. Peki bu ölçüyü makaron ona göre mi yapıyorsun? Evet aynen. Şimdi göster bak bu çok önemli sevgili şekillerimizin seyirciler. Şekillerimizin düz olması için bu silpatı kullanmak zorundayız. Tabii kullanmayabilirsiniz de benim evde ölçüsü olmayan silpatım da var. İçimden 1-2-3 sayıyorum sıkıyorum. Hayır hadi ay, akıyor akıyor dikkat et. Hiç önemli değil. Şimdi ben neyi merak ettim biliyor musun? Nereyi dolduracak? Şimdi şu yuvarlak olan kısımlarımızı şöyle dik açıyla tutup sıkmaya başlıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Ha kısadan. Aynen. Küçük yapıyorsun. Ben de ne zannettim biliyor musunuz? Böyle bir kabın içine giriyor filan. Demek kabın içine girmiyormuş bunun bak. Bunun şekli bu şekilde oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunları ikilisinin sonra ortasına kremayı koyuyorsun değil aynen mi? İki tanenin arasına çikolata giriyor ve makaronumuz. Ay yayında taze makaron. Bak çok heyecanlı. Bana hep makaron böyle çok zahmetli gelir. Sıkmak. Evet. İsterim. Sıkamayabilirim ama yani söyleyeyim. Olsun. Öyle kolay bir iş değil bu. İşte gördüğün gibi ben sıkamayabilirim demiştim. Olsun. Direktlik. Böyle mi? Bırakıyoruz. Aynen. Şekil vermemize gerek yok. Ama olmaz ki şekil vermezsen. Siz direkt sıkınca o kendi şekil alıyor. Ha. Böyle. Evet. Ya olmadı. Bir iki denemeden sonra olur. Ben onu böyle şekil vermeden duramam. Devam edin. Evet. Şey yapıyorum. Bir kere ama Serap zor öyle kolay değil ya. Ha, bir kere de nasıl sıkılır evet, o? Bir daha deneyeceğim. Dur. Bir dakika, bir dakika. O bir kere de nasıl sık? Kaldırmayın. Dik açıyla tutup kendi inecek o. Al. Ha, biraz oldu. Evet. Aha, anladım. Şekilde kalp yapalım. Değil mi? Benim gibi hiperaktif birinin burada durması. Yok annem, yok ben. Herkes işini yapsın. Kalp mi yapıyorsun? Kalp yaptık şöyle. Değişik şekillerde yapılabilir yani. Tamamen herkes kalmış. Herkes işini yapsın. Zor ama ya. Bana gülenlerse yaptırtacağım orada. Ha? Aliye yapar. Kesin yapar Aliye da ben. İrem de yapamaz. Ay çok güzel. Hayatım kolay gelsin. Bunları 15 dakika evet, yapacaksın. Istedim. Ben de Pervin'den güzel formülleri alacağım. He? Tamam.
sevgili Pervin Buldak bizle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buldak, Buldak hep karışıyor değil mi? O kadar zor. Benim de Akkoyunlu gibi. O kadar. Bulgur yazan oldu. Bulgak değil mi? Bulgak. Eşim, anlamı ne? Eşim benim Tatar kökenli. Kırım'da bir bölgenin adı Bulgak. Bulgak. Benim de sanki evlilik soyadım çok rahatmış gibi söylüyorum benim sana. Benim adım da Pervin yani. Pervin çok güzel isim. İkisi ya. İkisi bir arada böyle Pervin, tekerleme gibi benim oldu. Benim eşimin soyadı da Cergel. Evet. Ne diyorlar? Cergel. Diyor ki Pergel'in P'sini at C'yi koy diyorum. Cergel. En azından bir yolu var. Yol buldum evet. Benimki öyle de değil. Ben kodluyorum. Bursa Uludağ'ı da burada. Hoş geldin canım. Yine böyle güzel formüllerine nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel, yoğun, koşuşturmalı. Uzun zamandır zaten bu işin içindesin sen. Tabii ben 96'da üniversiteyi bitirdim. Çok yaşım ortaya çıktı. Yok 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 canım. 96'da üniversiteyi bitirdiğimden beri bu işlerle bu ilgileniyorum. 17 senedir de profesyonel olarak estetik danışmanlığı yapıyorum zaten. Çok estetik danışmanlığı nedir tam olarak? Bana göre mi? Evet. Şimdi bana göre bir kere insanların ihtiyacı olan şeyleri belirlemek. Hani orasında burasında bir şey yapılması benim gözümde yok. Çünkü hani ben daha doğal tarafında evet, duran bir insanım ki bir medikal estetik yani bir plastik cerrahi kliniğindeyim buna rağmen. Bir insanın ihtiyacı olduğu kadar hepimiz yaşlanıyoruz. Hı-hı. Buna yapacak bir şey yok. İhtiyarlamak zorunda mıyız? Hayır. Yani hayır. İhtiyarlamayacak. Yani insan kendini aynada iyi gördüğü zaman enerjisi iyi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani o önemli. Bana soruyorlar dedi. Neden güzelliğinize bu kadar? Hani düşkün müsünüzdür? Düşkünümdür. Niye aynalar için demiştim bir gün. Çok güzelmiş. Gerçekten aynada gördüğü insanın kendidir. İnsan tabii. Kendini iyi hissetmeli. Tabii. Ben onu hep söylüyorum. Kendinize, hı-hı, başkasına değil. Kendinize iyi hissettin. Şimdi sabah kalkınca gözlerinin altı şiş olsa hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Benim de gitmiyor. Gitmiyor. Hemen detoks. Ben de buz kütleriyle geziyorum evin içerisinde. Yani kimsenin hoşuna gitmez. Yorgun görünmek kimsenin hoşuna doğru, gitmez. Doğru, çok doğru. Bilimsel olarak çalışma yaptılar zaten. Aynı yaşta, aynı kariyerde iki insan arasında iyi görünen daha çok para kazanıyor. Yani o yüzden sabahları benim gelin. Koşmamı boşa bulmuyor. Bana diyorlar sabah niye koşuyorsun? İşe gidiyorum diyorum. Ben de koşuyorum kümese doğru. Ay ne güzel, onu da konuşuruz. Peki şimdi göz şişlikleri için değil mi? Göz şişkinlikleri için. Göz çevresi şişmesi ve için. Aslında içerisindeki ürünler yüzünden o ince çizgileri de iyi gelecek bir serum tarifi vereceğiz. Tamam. Bunu saklayabilirler. Yani bak bu çok kıymetli bu oranı, işte. Evet hepsi benim her yaptığım atalım şeklinde evet. Olduğu için. Bunu küçük şişelerde hani kahverengi şişeler oluyor ya. Evet. Onlar da saklayabiliriz. Yani parmaklarını sokup kontamine yani mikrop bulundurmadığı sürece durabilir. Problem yok. Akşamları sürsünler. Makyaj olmasın. İşte sürülme şeklini şu şekilde yani kışın. Sürme şekli çok tabii önemli. Tabii çok evet. Önemli. Yani gözün tamamını yani bu kaz ayağı dediğimiz yerden sürme de şeklini geçecek. Konuşuyoruz evet. Yani değil mi şu evet, an? Evet. O şekilde sürülecek. Hadi bakalım. Şimdi malzemelerimiz neler? Hindistan cevizi yağı herhalde artık herkesin evinde var. En popüler ama en faydacı yağ. Evet. Bir çay kaşığı. Bunların birebir ölçüsü. Evet. E vitamini. Eczaneden ampul olarak da alabilirsiniz. Evet. Aktarlarda artık damla var formunda mı? Da satılıyor. Bir ampul ya da bir çay kaşığı E vitamini. Ve avokado yağı. Ay bayılıyorum. Bu da çok önemlidir. Avokadoya da bayılıyorum. Yani iki E vitamini bir araya gelmiş gibi hissettirse de birbirinden farklı formülleri. Bu mudur yani? Budur. Ay, şimdi güzel. Bazen gelsene, az çok az iyidir. Şimdi ben önce güzelce bayılırım. Bir karıştıralım. Dur, merak ettim. Bir dakika. Elinizle şöyle. Bu hafif katı bir kıvamı vardır. Evet ya. Serum gibi dediğin doğru. Evet. Şimdi. Kuru yağdır bu arada. Öyle yani mi? Yağlanmaz. Yağlanmaz. Şöyle elin üstüne sürelim. Bir süre sonra bu yağ dokusu gider. Ay çok güzel. Kuru yağdır. Bak gerçekten kuru yağ dediğimiz şey bu. Aa. Sürülür sürülmez yok olup emdi, gider. Emdi bitti. Evet. Göz çevresi için çünkü o milyal hani beyaz beyaz şeyler olur. Gerçekten bitti. Biter. Ay bayıldım. Ha, bu arada yüzümüze sürebilir miyiz bayıldım. Diye soruyorlar. Ay özür sonra da sürebilirler. Tam çekiyordunuz değil mi? Ha? Çok da güzel kokuyor. Yani çok güzel kokuyor. Ben çok severim ama bazen kokusundan rahatsız olan olursa şöyle bir damla lavanta. Ay çok güzel. Koyalım. Bir daha Pervin kısaca söyleyelim mi? Çok basit. Mi? Hindistan cevizi yağı. E vitamini avokado. Birer ölçü. Yani birer çay kaşığı da olabilir. Bunu 10'ar ml'de yapabilirler. Saklayabilecekleri bir şey çünkü. Her akşam sabah ne olur silinsin. Ben bayıldım. Ele de söyleyeyim. Tüm yüze sürülebilir. Sorun bayıldım yok. Bayıldım.
Peki göz bakımı için başka neler yapabiliriz? Göz bakımı için burada başka neler yapılabilir? Hani bir kere buz kap şeylerine ben çok inanıyorum. O maydanozlar şeyler. Ben çok basit bir şey hazırlıyorum aslında. Maden suyuyla az yağlı sütü karıştırıyorum. Maden suyuyla az yağlı sütü. Programı bana da arkadaşlarım, seyreden arkadaşlarım varsa çekin de evde hemen. Bir de şey vardır, o kapalı buz kapları satılıyor. Hani hava ile temasa geçmesi. Evet, üstü kapalı. Üstü kapalı olan ona döküyorum. Ondan maden suyuyla sütü. Sadece bu kadar. Maden suyuyla süt çıkartıyorum. Bazı insanlara arkadaşlarım sağ olsunlar söyledim yaptılar, ben yapmıyorum. Pamuk da koyuyorum, hani pamukla beraber çıksın. Evet, o çok güzel oluyor. İşte ben o kadarını yapamadım. İyi anlatırım. Ama öyle olur. Mum dibine ışımaz. Mum çevirsin, aydınlatır hayatım. Çıkartıyorum bir tane. Gazlı bezler var evde. Tülbent de olur. Ay evet ya. Ya şöyle göz çeviriyoruz. Herkes organize oluyoruz da kendimize gelince ben de değil yok. Mi? Ben de yok. Evet. Kendime hiç yok yani. Morluklara iyi geliyor mu? Morluklara iyi gelmez. Ama yani yapacağınız masaj sayesinde iyi kan gelebilir. Dolaşım belki, kan dolaşımı için bunun içerisinde şöyle bir revizyon yapabiliriz hemen. Avokado yerine at kestanesi. Evet, aynı ölçüde ama bu sefer kuru yağ olmaz. Yani daha yağlı olur. Hissini verir çünkü dolaşıma ihtiyaç var. Yani soğuk kaşıkla çay kaşığını soğuk kaşıkla gözaltınıza pres yapabilirsiniz. Yani dolaşımı hızlandırıp morluk gidermek için. At kestanesi. Evet. Bir de patates derler, ona ne diyorsun? K vitamini aynı şey. Aynı kesinlikle. Şey değil mi? Patates tabii ki soyulurken yalnız göz kapağı. Bu yağ çok güzelmiş Pervin. Ondan aslında losyon olarak da yapılabilir. Ben düşünüyorum da çok da doğal. Çok güzelmiş valla, harika. Tren, hani yatağa yatmadan sürdüm de yatağıma geçerdi. Hiç dert etmeyin, kupkuru. Kupkuru. Bakın bulaşmaz. Saçıma sürdüm, kupkuru, hiç yağ yok. Tırnaklara da sürebilirler. Hiç, çok güzelmiş. Şimdi burada da saçımız var. Ah, evet. O saçlar. Benim çok büyük derdim olduğu için sürekli onunla ilgileniyorum. Yani şimdi bu saç güçlendiren, saç çıkmasına destek veren ve saçın kırılmasını engelleyen bir tarif. Yani birden fazla şey bulunuyor içerisinde. Bir kere kırmızı kantaron yağı. Çok seviyorum. 2 yemek kaşığı. Bu tarif benim saç boylarımda biri için. Yani biraz daha uzunsa daha fazla oranları 2 katına çıkarabilirler. Evet. 2 yemek kaşığı susam yağı. Ne yaptık? 2 yemek kaşığı kantaron kırmızı. 2 yemek kaşığı. Susam. Formülümüz de veriliyor sevgili seyirciler. Not edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Sızma zeytinyağı. Yani ayçiçek yağı ya da evet, lütfen mutfaktan eksik etmeyelim. Elma sirkesi. 1 yemek kaşığı. Olmaz. Lütfen saçın. Herkes de olsun. Ben her şeyi kullanıyorum. Yani. Ben de. Her şey, yerleri bile elma sirkesiyle siliyorum. Saçın durulama suyunu elma sirkesiyle yapabilirsiniz. Bir de bu. Kahve mi o? O kahve. Gerçekten mi? Çünkü kafein çok önemli. Vallahi kahve. Mis gibi de kokacak saçta. Evet, ben kahve çok sevdiğim için. Ben de çok seviyorum. 1/4 çay bardağı. Bu bir çay bardağı olmadığı için şöyle göstereyim. Hı-hı. Siz evde bildiğiniz çay bardağıyla. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Yapıp soğumasını bekleyeceksiniz. Süzerek soğumasını beklerseniz o tanecikler. Bak, o biraz elma vallahi sirkesi kokuyor. Çok güzel mu? Kokuyor. Hayır. Ben elma sirkesi. Ya ben yine yumurtalar sürdüm, neler sürdüm. Evet. Bu ne ki onun yanı? Şimdi bu bir su farkındaysan. Çok aslında güzel. Yağlı bir su. Evet, ne yapıyoruz bunu? Bunu saç dibinden başlanarak, yani içine. Yani parmaklarla şöyle düşünelim. Bu saç böyle birazcık masajla. Baskı yaparak, yani tırnaklamayarak ama. Şimdi tırnaklamakla parmak ucu arasında aslında bir fark var. Parmak ucuyla güzelce, çünkü orada bir dolaşım hızlansın. Kafein zaten, o kahvedeki kafein dolaşımı hızlandıracak. Oradan güzelce emilsin. Elma sirkesi saç derisinin üstünde olan o kabuklanma vardır. Hepsinin mantığı var. Tabii. Hepsinin ona bir sebebi açıyor. Var. Onun üstündeki o dokuyu, fazla dokuyu kaldıracak. Zaten kantoron için diyeceğim bir şey yok yani. Ben kantoronu hazır hani, sen gelmişken sorayım mı? Böyle lütfen, yayın dışı olacak lütfen. Ama ne yapıyorum? Duşun kenarına koyuyorum. Yıkanıyorum ya. Şöyle ufak bir yıkandıktan sonra en son kantoronu sürüyorum. Süper. Kışın yapıyorum ama yazın çünkü güneş de leke yapar diye. Tabii. Öyle. Sonra cildime peçete sürüyorum. Borozum üstümdeyken. Emiyorum, sonra nemlendirici sürmüyorum. Gerek yok zaten. Çok güzel nemlendiriyor. Ben de bir yerim ağrıdığı zaman sürüyorum. Öyle mi? Tabii, ağrıya çok iyi geliyor. Ben cildimde alerji olmuştu. Doktor söyledi tabii, kantoron yani sedef, egzema hastaları için de çok bizim önerdiğimiz bir şey. Benim de ağrı üstümde. İyi, onay da aldık. Tabii tamam. Ben kendim yapıyorum zaten. Öyle mi? Evde. Tabii, zeytinyağında bekletiyorum. Yani tentürleme yöntemleri de var ama en kolay, herkesin kolay yapabileceği bekletme yöntemi. Öyle mi? Ne kadar bekliyor?
Şimdi şöyle 100 ml yani 300 ml yağın içerisinde eğer kuru olarak koyacaksınız kantoronu 100 gram kantoronu koymanız evet. lazım. Minimum arada çalkalayarak karanlık yerde en az 3 ay beklemesinde fayda. Çok güzel ama. Çok. Bütün eve, herkese. Tabii her yere yeter. Bana kızacak kozmetikçiler ama el kremi. Şimdi herkesin ihtiyacı evet. farklı yani. Çok seviyorum şimdi yani. Ben 10 dakikada bir elimi yıkadığım için yani ona gibi. Krem yetişmez. Aynen öyle bu. Şimdi onu yapıyoruz. Sonra yapıyoruz. Parmak ya, uçlarıyla. Güzelce saç kökünden ucuna doğru sürüyoruz, paketliyoruz. Yani bu duş banesi varsa duş banesi, yoksa streç film, yoksa ama önce hani emmeyecek bir şey. Onun için streç film. Sonra tülbentle sarabiliriz. Sıcak bir havluyu ısıtıp üstüne sarabiliriz. 30 dakika. Maksimum 45 dakika. Banyodan önce işte ya. Tabii. Dolaşırken evde tabii, son işleri yapar. Ama saçta yaparım. Şey olmasın hani spreydir, jöledir. Yani ben onları bilemem. Çünkü zaten onunla hiç yatılmaması. Şimdi tam onu soracağım. Ya saç bakımıyla ilgili bize ne söylersin? Ya saçı soğuk suyla yıkayın derim. Yani ya olabildiğince soğuk suyla. Çiçeklere sıcak su koyuyor muyuz? Hayır, çok Kornada mantıklı. Çünkü böyle bayılıyorlar. Bak, yani. Aynı mantı olan her şey sizin oğlak çocuk. Valla terazi hocam nereden geldi bilmiyorum. Mümkünse eğer ben mesela gerçi saçımda boya olmadığı için doğal sabunla yıkıyorum. Yani olabildiğince doğal bir ürünle ve çok sık saç yıkamamak lazım. Ya onu hep söylüyorlar. Yani hiç iyi bir şey değil. Saç derisinin yani dokusunu bozduğunuz için hiç doğru bir şey değil. Yani haftada 2-3. Üç değil mi? Ben de şey yapıyorum eğer çekimim yoksa, sprey yoksa, bir gün şampuan, bir gün şampuansız. Durusu. Karbonatla yıkanabilir. Tabii karbonatla gerçekten. Da yıkanabilir. Yani eğer saçta bir kir yoksa, sadece saçın üstündeki kendi yağ tabakası alınsın isteniyorsa, suda karbonat açıp o saçın üstündeki yağ tabakasını alabilirsin. Alabilirler. Böylece tamam. De her dakika yıkanmasına gerek kalmaz. Bir de saç bakım formülü aldık. Hazır Pervin'in formülünün üzerine formül eklettik. Formülümüz çok özel bilgiler formül. Verdi. Sağ ol. Şimdi lekelerimiz. Evet. Ya, o şu kadar benim çok lekelerim. Evet, deneyelim. Benim de çok var. O kadar çok soruyorlar ki bir de bütün bunları bana yazın soruyorlar. Ne olur bana yazın sormayın. Kışın değil mi? Kışın. Leke ile ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yazın yapmamalıyız. Güneş koruyucu sürmek dışında ki onun da yazı kışı yok. Bu lekeli ciltler için. Güneş lekesi için aslında, ama melazma dediğimiz hani hormonal yaşla ondan ilgili kaynaklı o leke, hani hamilelik maskesi dediğimiz açılma sağlıyor. Şimdi çok basit. Bunların hemen hemen hepsi evde var. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurt alacağız. Eğer ev yapımı olursa çok daha iyi olur tabii. Hepimiz için. Hem cildimize hem bedenimize olur, değil mi? Bu sefer. Bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Bu zaten bir yemek kaşığı. Yağlara. Bir yemek kaşığı lekelere, pirinç unu. Japonların pirinçini. Maske yapıyor ya Japonlar. Fitik asit var. Şimdi ben fitik asit. Fitik asit dediğimiz bir asit var bunun içerisinde ve cilt renginin açılmasını sağlıyor. Ben evde pilav yaptığım zaman da ben yıkayarak yapanlardanım, hani demleyerek değil, o suyu bir kenara ayırıyorum sürekli. Bir kenara ayırıyorum, o dibine çöküyor. Çökenle bütün gece yüzüme sürüyorum. Aa, çok güzelmiş. Evet, bir yumurta akı. Yumurta akı. Çırparak karıştırmamız gerekiyor. Bu yüz lekesi, kol lekesi hepsi tabii, tabii. Ne oluyor değil mi? Leke için bu. Vücudunuzun herhangi bir yerinde, yüzünüzde de. Formülü de alın mutlaka sevgili seyirciler. Şimdi son olarak da çok karbonat. Değil bir çay kaşığı. Onu ben yine başladım bu karbonata Pervin, içiyorum da. Alkali. İçiyorum artık, yeni başladım. Tekrar bırakmıştım bir ara, denedim. Öyle ben devamlı yapmıyorum. 3 ayda kür yapıyorum, zaten bırakıyorum. Zaten vücuda bir şeyi sürekli yapmak çok doğru değil. Yapmıyorum. Ondan sonra ezberliyor, cevap aynen. vermiyor. Aynen öyle. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Öyle yapıyorum. Bir hafta sonra bir bozuyorum Pervinci. Vücut daha iyi anlıyordur. Çok daha faydalı. Köpürdü farkındaysan. Evet. Şimdi bunu nasıl süreceğiz? Göster, sür leken var benim. Önce lekeli alana bakın süreceğiz. Bu benim resmen 3 yılda oldu biliyor musunuz? Olur, birden olur. Lazeri falan var diyorlar da hiç yaptırmadım nedeni. Var. Çok etkili var ama şeyleri de var. Vardı bilmiyorum. Bu daha bana mantıklı geliyor. Evde bile oynuyorum. Şimdi derinleşmeden bu işleri yapmak lazım. Leke sizin gördüğünüz boyutta değil. Mesela kliniğe bana gelen hastalarına ben geçer mi bu lekeler? Şimdi hafifler ama geçmesi çok daha derin. Yani bunun derin mor ışıkla baktığımız zaman geçip geçmediğini bakalım görürüz. Şimdi önce yüzünüzdeyse bu leke, öyle düşünün. Önce lekeli alanlara uygulayacağız. Bakın hafif masaj yaparak yapıyorum. Evet. Sonra tüm yüze, göz çevresine ne kadar çok kalacak? 20 dakika. 20 dakika kalacak bu böyle.
O zaman geçiyor. Yani ne kadar? Her gün mü yapacağız? Haftada iki kere. Haftada iki hafif kere. Hafif yiyecek. Bakın lekede şöyle bir şey vardır. Leke birden oluşmadığı gibi birden de yok olamaz. Hı, çok doğru. Hatta leke tedavisi yapıldığı zaman genelde şöyle söylenir. Benim lekelerim arttı. Evet. Denir. Çünkü şimdi bu sizin bütün bir lekeniz. Biz leke tedavisi yapmaya başlayınca lekeler parçalanmaya başlar. Aa. Araları açılır. Şu kadar dağılıyor. Yer kaplarken sanki daha çok küçük küçük bir sürü lekeniz varmış gibi görünür. Hmm. Böylece en son oluşanlar yavaş yavaş yok olmaya başlar. Ama siz bir büyük leke yerine 5 tane küçük leke sahibi olmuş olursunuz yavaş yavaş geçer. Sonra geçer mi onlar sonra tamamen? Geçer. Tamamen dediğim gibi derinliğini bilmek lazım. Hmm. Leke sizin dışarıda gördüğümüz aslında son aşaması. Öyle mi? Yani yüzümde benim hiç leke yok. Diğer insanların çoğuna mor ışıkta baktığımız zaman. Ay evet, bir kere baktılar benim saç dibimle. Çok acımasızdı. Evet. Yani çok teşekkür ediyorum Pervin'cim. Hem bilgilerin ederim. İçin hem samimiyetin için. Her zaman da bekliyoruz. İnşallah. Ama dediğin gibi evde hani bunlar eğer vaktiniz varsa 20 dakikaya da hep bir şey yaparken 2 dakikada canım, sürebileceğiniz. Bir şey değil yani. Ama yediğiniz, kuru yağ içtiğiniz harika. Her şeyi süreceksiniz. Evet, hep yediğiniz, dersin. İçtiğiniz her şeyi. Yani hurma zamanı. İyi gelir mi? Yani A vitamini. Hmm. A vitamini. Bunları yani alacağız o zaman bu formülleri tabii, bir dahaki sefere. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Pervin'cim. Görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Nazan Poyraz bizle birlikte. Valla bebekleri görüp de mutlu olmamak imkansız. Hoş geldin hoş sevgili bulduk, Nazan. Teşekkür nasılsın? Ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok mersi. Çok güzel bebeklerin ya. Evet, onun dedim hepsi ederim. Çok farklı ama hepsinin bir özelliği var. Siz de yakından baktığınızda göreceksiniz. Hepsinin kocaman kocaman maviş gözleri var. Evet. Bu gözlere bakan Nazan'ın bebekleri de değil mi? Evet, evet. Peki sevgili Nazan'cığım kaç zamandır yapıyorsun? Valla aslında çok olmadı. Amigurumi yapıyorum. Ay, normalde. Evet, ben de çok seviyorum. Ama bir 3-4 aydır falan bu bez bebeklere çok merak sardım ve çok eğlenceli geliyor bana. Değil mi? Evet. Çok eğlenceli. Çok zevk oluyorum yani yapmaktan. Nasıl tasarlıyorsun? Başında mı tasarlıyorsun yoksa ortasında mı şekli tam çıkıyor? Yani aslında benim hazırladığım bu şekilde kalıplarım var. Evet. Bunları özel aldığım ten bak. Kumaşlarıyla ay çok güzel. Uyguluyorum. Bakın şöyle göstereyim. Hmm. Hatta uygularken de sohbet edelim o zaman vakit kaybetmeyelim. Aynen öyle. Şimdi bu ten kumaşa çiziyorsun. Çiziyorum. Bu çizgilerin üzerinden dikiyoruz. Hadi keselim o zaman. Gerçi ben dikmeden getirdim öyle ama mi? Yani şöyle gösterebilirim. Gösterebilirsin. Bir kesimi gösterelim bir taneyi. Aynen öyle. Şu şimdi. Şekilde. Ay o tırtıklık şeye de bayılırım ben. Bununla kesmek daha iyi oluyor. Potluk oluşmuyor. Öyle mi? Ters çevrildiği zaman evet. Yani bu şekilde böyle çepeçevre tamamen kesiyorsun, çıkartıyoruz. Sonra... Dikerken de şu alt uçlarını bir de kolların üst kısımlarını dikiyorsun. Açık bırakıyoruz. Hayır. Diğer tarafları dikiliyor. Yani elyaf doldurmak şurada için. Şurada göster o zaman. Evet. Heh. Bakın şöyle. He, açık bırakıyor ki elyaf evet, doldurabilmek evet, için. Bak, ayaklarda da aynı şekilde. Aha. Şimdi ne yapacaksın? Hangi aşamayı göstereceksin şimdi, bize? Şimdi bedeni doldurduktan sonra bakın Açeli Hanım şöyle göstereyim. Şimdi bu bedeni dolduruyoruz. Sonra bu kafa strafor top strafor evet. Koyuyorum içine ve bu şekilde dikerek düzerek toparlıyorum başı. Ve hiçbir kötü görüntü olmasın diye de bu şekilde kapatıyorum kumaşla yine. Ondan sonra artık süsleme kalıyor. Evet kıyafetini giydirme yani kalıyor. Yani şu top başımız strafor top. Buramız dikeyim ten rengi kumaş içi aynen doldurulma. Öyle. Evet. Kol evet. Bacak sonra da tasarım kalıyor. Aynen yani bebeklerin ebatları boyları hepsi tamam. Aynı. Hadi gel dikelim tasarlayalım o zaman. Tamam şimdi. Bunlar da sülfile makası mıydı? Sülfile makası sülfile, evet. Sülfile makası. Şimdi bunlar bu şekilde hazırlandıktan sonra ben çok vakit kaybetmemek için hep böyle kademeli şekilde hazırladım. Şimdi bakın ben böyle bir tişört giydirdim evde. Evet ben de kesmeye bayıldım. Çok güzel oluyor. Şimdi bakalım biz nasıl giydireceksin bebeğini. Ben şimdi... Sen bebek oynuyorsun aslında farkında mısın? Gerçekten öyle çok seviyorum. Bebek oynuyoruz bilsek de. Şimdi bunları bu şekilde böyle dikiyoruz. Şöyle bakın böyle. Aa düğmeyle i̇şte, dikiyor. Evet, niye oynasın diye. Evet.
hareket etsin, oturup ay, kalksın diye. Ay bravo sana. Bunların hepsi hareket ediyor yani. Evet, oynuyor. Ediyor. Kollar da hareket ediyor aynı ay, şekilde. Ay inanmıyorum. Çok akıllıca. Sonra bu şekilde kıyafet ay çok dikiyoruz. Çilek kızım benim. Ben kıyafetleri de illaki bir kalıpla çalışmıyorum. Yani o anda gönlümden ne geçiyorsa işte şöyle pembe çalışayım. İşte bu fırfırlı olsun, bu kiloş olsun ya da buna örgü kıyafet yapayım diyerek çalışıyorum. Ay buna ne yaptın sen? Ay fırfırlı. Evet. Evet. Giydiriyoruz bu şekilde. Şimdi. Evet. Ya çocuklara da çok sağlıklı. Öyle çok boncuğu yok, bir şey yok. Hayır. Rahatlıkla oynayabilirler. Ben makinede tabii ki asla yıkanmaz çünkü yüzü boyalı. Ama elde yıkadım ben, denedim. Yani evet, hızlı bir şekilde yapalım. Sen şimdi bebek giydiriyorsun. Giydiriyoruz, evet. Bebeği giydirelim. Sonra makyaj mı yapacaksın ona? Evet, makyajımı göstereceğim. Bu da oyun oynuyor her gün Nazan evde. Evet, oyun oynuyorum valla. Çocuk var mı Nazan? Var. Kaç tane? Oo, kızlar yaşadı. Üç kızı olan tabii bebek tasarlar. Seviyorlar mı onlar da? Ya çok seviyorlar. Ama benim çocuklarım çok, hiçbir öyle bebekle çok oynamaz. İşte benimki de öyle. Yani 9 yaşında benim bu çağın çocuğu bebekle oynamıyor, evet. Hayatım. Sadece biz oynuyorduk. Süs olarak koyuyorlar, o süs. Kadar. Onunla evet. Hiç benim kız da öyle bebek oluyor. Ay havalar uçuyor, alıyor bu rafa koyuyor. Biz küçükken o bebeği oynardık, yıkardık. Ben hatırlıyorum, az yıkamadım o bebeklerimi. Ben de çok severim. Hala da herhalde o yüzden, evet, uğraşıyorum. Herhalde uğraşıyorduk. Hatta benim Sabrina diye bir bebeğim vardı. O dönem bir dizi vardı. O da Sabrina isimli biri vardı. Bebeğimin adı Sabrina'ydı. Yani o liseye kadar Sabrina benle birlikte böyle yazık. Bir gün hatırlıyorum 7-8 yaşındayım, ağzını kestim. Dedim ki oradan yemek yedirim. İçinden müflon çıkınca çok üzülmüştüm. Hatırlıyorum böyle. Bir de bebeğimin gözünün arkasından da lastik çıkmıştı. Ona da çok üzülmüştüm. Ben onları gerçekten bizim gibi zannediyordum. Şimdi Açeli Hanım bu şekilde bakın. Çok güzel ceketimiz. Yelek. Ceketin harika. Ceketim bunları bu şekilde tasarlıyorsun, dikiyorsun. Evet, aynen bu şekilde dikiyorum, hazırlıyorum. Kollar da bu şekilde yapılmıştı ya. Heh. Tekrar ceket kolunu da dikiyorum ve bu şekilde iki tarafına dikeceğiz. Ay çok bunları. Çok şık. Şimdi hemen dikeyim mi acaba? Dik, bırakalım istersen mı? Bir boya, dikmeyi gösteririz. Önemli olan yüzünü, gözünü, tamam, boya. Tamam. Bir görelim. Bir de şu ayakkabıları göstereyim. Ayakkabıları göster, tamam. Şimdi ayakkabıları da kendim yapıyorum ben. Bazılarını keçeden yapıyorum. Öyle işte mi? Farklı şekillerde. Kendim hep evde kendim hazırladığım kalıpları kullanarak aferin yapıyorum. Aferin vallahi, çok güzel. Evet, farklı renklerde bu şekilde göstereyim diye getirdim bunları. Derik da. Derik parçaları değil mi? Derik kumaşı. Evet, kumaşlar. Altına da keçe. Evet, keçe kullanıyorum. Keçe kullanıyorsun. Aynen öyle. Ayakları şimdi üşümesin bebek de olsa. Evet. Şimdi gözlerini yapalım. Şimdi gözlerde de ben şöyle ölçü bu şekilde alıyorum. Mesela işte bu 2 santim. 2 santim de bu göz olacak. Ortada 3 santim boşluk kalacak şekilde noktalarla belirliyorum ilk önce. Evet, evet. Sonra? Sonra kurşun kalemle bir orantı yapıyorsun. Altın orantı, evet, yapıyorsun. Evet, orantısını hazırlıyoruz bu şekilde. Sonra gözünün, evet, yuvarlağını çiziyorsun. Evet. Şöyle. Bunlar işte Nazan'ın bebekleri, gözler. Evet. Ben biraz da boyalarla falan uğraşmayı seviyorsun. Çok severim. Çok. Ne okudun Nazan? Vallahi ben aslında bir şey, yani böyle sanki böyle güzel sanatlar okumuş gibisin de o yüzden. Yok. Yeteneğin var demek yeteneğim ki. Yeteneğim var galiba. Ben ahşap boyama, bravo, cam boyama, onlara çok güzel falan yıllarca çünkü gittim, yaptım yani böyle bir şeyler ama okumadım yani. Ama çok yeteneklisin işte, görüyor musun? Yetenek çok önemli, bir Allah'ın verdiği bilezik insana. Ya evet, ama çocuklarım okuması için her şeyi yapıyorsun, yapıyorum, bravo, yani. Bravo. Evet. Sen de çok örnek bir annesin, ne kadar yani güzel. İnşallah öyle olabiliriz. Şimdi öyle ben güzel şeylerle uğraşmak. Evet. Şimdi neyle boyuyorsun? Şimdi su bazlı akrilik, tamam, boya ama hemen suya dayanıklı. Suya dayanıklı. Evet. Çabucak. Yapalım onu. Şimdi bir tane gözü gösterelim en azından seyircilerimize. Ha, aynen öyle yapalım, doğru. Bu boyalar da hayatımızı kurtardı. Kumaşa sürüyorsun boyanıyor. Oraya her gerçekten yere sürüyorsun. Aşağıya sürüyorsun boyanıyor. Siyahtan alacağım azıcık. Ha. Tamam. Şöyle yeterli. Aha, evet biliyorum. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Tamam, hemen gözün birini o zaman. Kumaş kalemi kullanıyorum ilk önce. Şu gözün kontürünü netleştirmek için. Evet. Sonra içini boyuyorsun.
Evet, içini boyayacağım ama ilk önce kaşları. Ay! Göstereyim. Aslında biraz da o günkü göz kaş senin zevkine göre de değişiyor değil mi Nazancığım? Aslında kesinlikle doğaçlama oluyor burada biraz var yani. Zaten. Ben fırçamı mı unuttun? Yok getirdim. Getirdim. Ama olsun ben sana göstereyim yerde. Hemen sevgili seyircilerimize bakın. Fırçanı. Bakın gözlerine. Nazan hangisini yapardın bugün yapsaydın? Hangisini yapardın göz olarak? Gösterelim seyirciye. Mavi mi düşünüyordun? Aslında şu. İnce. Bunu. Gel evet. Gösterelim. Biz bunu yapacağız. Evet, bunu yapıyoruz gördüğünüz bugün. Gibi mavi böyle güzel damlacıkları var içinde. Evet, aynı ama gözlerdeki yapıyoruz. Güzelliği bizim çocukkenki Japon çizgi filmlerindeki çocukların gözleri gibi oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum Nazancığım. Ben yine bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz her için zaman çok bekliyoruz. Sağ olun. Her zaman. İnşallah teşekkür ederim. Ve makaronlarımız hazır. Esra'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayın süresinde yaptık. Evet. Çok da güzel oldu. Eline koluna sağlık. Ben yolun açık ederim. Olsun. Her zaman davet ettiğiniz için. Her zaman bekleriz canım. İnşallah tabii ki de. Efendim gününüz güzel geçsin. Devamında ne olursa olsun. Bu da geçer diye bakın. Hayat inanın küsecek, surat asacak kadar uzun değil. Keyfinize bakın. Hoşçakalın.